Özetle AKP iktidara geldikten bu yana belli mekanizmalarla propaganda ettiği, yargının tarafsızlığını, bağımsızlığını arttıracağız, işte yargı reformlarıyla bunları düzelteceğiz yaklaşımına rağmen tam tersi yargıyı fethetme, yargıyı ele geçirme mantığıyla yürüttü. Yani siyasi ajandasıyla uyumlu olabilecek, amiyane tabirle çıkıntılık yapmayacak, ona karşı oy kullanmayacak, ona karşı karar vermeyecek bir yargı inşa etmeye çalıştı. En son HSK'nın da biliyorsunuz çoğunluğunu doğrudan Cumhurbaşkanı'nın atadığı bir kısmını bizatihi kendisinin bir kısmını da parlamentodaki çoğunluğu aracıyla atadığı bir HSK inşa edilmiş oldu. Bu son kararnamede tabii ki ilk önce dikkatleri kamuoyunun yakından takip ettiği davalardaki karşı oylarıyla dikkat çeken hakimler hakkında yapılan tasarruflar göze battı. Bunlardan biri biliyorsunuz Gezi davasında karşı oy kullanan hakimdi. O hakim mevcut delillerin kanuna uygun olmadığını, adeta davayı kökünden sorgulayan bir karşı oy kullanmıştı ve kullandığı argümanlar da hukuki argümanlardı. Buna rağmen bu hakimin tayini çıkarıldı. Üstelik bu tayinde sürgün olarak nitelendirebileceğiniz şekilde hem yer olarak hem pozisyon olarak bir tayin oldu. Gene İstanbul, Kaşıkçı Tokat, davasının. İstanbul'dan Tokat Evet. Turhal'a Evet, atanmış oldu. Tokat, üstelik Tokat'ın bir ilçesine yapıldı. Evet. Gene Kaşıkçı davasında oldukça hukuki, ufak tefek belki eleştiriler getirilebilecek bir karardı ama çok ciddi bir hukuki argümanla yazılmış karşı oyu yazan mahkeme başkanı da hem mahkeme başkanlığı alındı hem de tayini çıkarıldı. Şimdi bunu gördüğümüz zaman bazı şeyleri daha net artık hem muhalefetin hem yurttaşlarımızın görmesi lazım. Yani Türkiye'de özellikle de seçimle bağlantılandırmak istiyorum. Çünkü bu kararnamenin bir diğer önemi de seçim öncesinde oluşacak, yeni yasayla birlikte seçim öncesinde oluşacak il ve ilçe seçim kurulları da bu kararnameden önemli bir ölçüde etkilenecek. İsim vererek dikkat çekmek istemiyorum ama bu kararnamede seçim yapılan atama dolayısıyla seçim kurulu başkanlıkları sona erecek. Artık gittikleri yerde seçim kurulu başkanı olamayacak birçok kıdemli, deneyimli ve mesleğinde temayüz etmiş hakim savcı da var. Üstelik şöyle bir sorun daha var. 6 Temmuz'a kadar yeni il ilçe seçim kurulları belirlenecek, kurayla belirlenecek biliyorsunuz artık. Evet. Ve bu kararnamenin tebliğinden itibaren birçok hakim savcı bu il ve ilçe seçim kurullarında kura olduğu sırada yeni görev yerlerinde başlamamış olacaklar. Yani eski görev yerlerinden ayrılmış olacaklar. Yeni görev yerinde de başlamadıkları için bir çeşit arafta boşlukta kalacaklar, askıda kalacaklar ve seçim il ve ilçe seçim kurullarında görev alamayacaklar. Dolayısıyla bu kararnamenin kamuoyunda belki çok daha fazla tartışılması lazım. Çünkü bu kararnamenin bir diğer özellikle Gezi ve Kaşıkçı davasındaki karşı oylarıyla bilinen hakimlere yapılan muamele artık siyasi iktidarın ajandasına karşı ya da ajandasıyla uyuşmayan bir karar verecek hakimlere karşı bir korku iklimi de oluşturacaktır. Yani öteden beri zaten bu korku iklimini oluşturuyorlardı. İşte Yargıçlar Sendikası mensubu hakim savcılara hiç soruşturma olmadığı halde kıdemleriyle uyumlu olmayan birçok sürgün tasarrufunda bulunduğu HSK. Bir de ödül boyutu var. Yani kamuoyunda tartışılan, hukukçuların hukuksuz olarak gördüğü birçok karara imza atan hakim savcılar da ödüllendirildi. Yani Birkaç biz örnek genellikle verebilir misiniz? sürgün Hani biz boyutuyla Gezi ve Kaşıkçı'yı ön plana çıktı yap ama sizin bu ödül diye tabir ettiklerinizi biraz örneklendirir ya misiniz? dediğim gibi isim vererek böyle hani dikkatleri çok çekmek istemiyorum ama Yok, böyle dosya kamuoyunun üzerinden belki gideriz. evet işte Kobani davasında iddianameyi düzenleyen savcı artı biliyorsunuz daha çok üzerinden zaman geçmedi. Adalet Bakan Yardımcısı yapılan bir hakim vardı. Bu hakimin birçok davada hukuksuzluğu konusunda kamuoyunun ve hukukçuların neredeyse mutabık kaldığı tasarrufu vardı. Bu tarz ödüllendirmeler de
çok fazla yapılıyor bu kararnamelerle. Yani bu havuç ve sopa politikasıyla yargı disipline edilmeye çalışılıyor. Bunun Türkiye'nin değişimi için tüm yurttaşlar tarafından çok önemsenen seçim sürecine de yansımaması mümkün değil. Onun için belki de bu haksızlığa uğrayan hakim savcıların yanında daha güçlü bir şekilde durmak lazım. Kişisel olarak yanında durmayı kastetmiyorum kuşkusuz. Çünkü bu hakim savcıların dünya görüşlerini, siyasi görüşlerini bilmiyoruz. Birçoğunu tanımıyoruz bile belki de. Ama hukuki kurallara uyulmuyorsa burada hakim savcılarla ilgili bu tarz tasarrufların doğrudan doğruya yurttaşın hak ve özgürlüklerine ileride etki edebilecek tasarruflar olacağını yurttaşların bilmesi lazım. Çünkü belki de biliyorsunuz bir dezenformasyon yasası var gündemde. Evet. Ve bu dezenformasyon yasasıyla belki de karşısına çıkarılacakları bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakim savcı kararını oluştururken belki de bu ödül ve cezalandırma politikasının etkisinde kalacak. Evet. Böyle yurttaşların tamamıyla ilgili bir şey. Yani şu kadar hakim savcıyı ilgilendiren bir şey değil. Türkiye'deki hak ve özgürlüklerden tutun seçim güvenliğine kadar hayatın her alanına etki edebilecek bir kararname. Evet. Şimdi şu tabii da... burada bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Biliyorsunuz yeni anayasayla HSYK'nın 7 üyesini Cumhurbaşkanı doğrudan belirliyor. 6 olarak söyleniyor ama Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı da var orada. Geriye kalanlar da parlamentoda seçiliyor. Bu kez bence muhalefet o oyuna gelmemeliydi, o şekilde yaklaşmamalıydı. Adeta hakim savcı, HSK üyeleri siyasi partiler arasında kontenjanla pay edildi. Yani bu da belki de şu kararnameye giden... yolda önemli bir virajdı. Buna yani hakim savcıların işte HSK'nın şu üyesi, işte şu partinin temsilcisi, şu üyesi bu partinin temsilcisi gibi bir durum söz konusu oldu ki bu artık doğrudan oradaki tasarruflarda da çoğunluğu elde eden kişilerin adeta ne yapalım işte demokratik meşruiyeti oradan alıyorlar ve böyle de bir karar çıkabilir gibi bir meşrulaştırmayı getirdi. Keşke muhalefet orada daha farklı bir muhalif tutum takip edip yurttaşlar nezdindeki farkındalığı arttırmış olsaydı. Hı hı. Şu da çok enteresan. Şimdi Kaşıkçı meselesi önemli çünkü Kaşıkçı dosyası kapandıktan, daha doğrusu işte devredildikten hemen bir hafta sonra burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve neredeyse bütün kabine, hatta oğlu ve eşi de var, aile boyutu da var, Suudi Arabistan'a gitmişlerdi. Ve orada işte o kucaklaşma, meşhur kucaklaşma fotoğrafı da yine kayıtlara geçmişti. Ama evet, bu Kaşıkçı meselesinde azmettirici olduğunu söylemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın. Ve katil bir şekilde... Bir ses geldi. Şehit edilmiştir burada demişti. Ve bizden Suudi Arabistan bilgi belgeleri istiyor. Ve biz onlara bunları vermeyeceğiz gibi bazı açıklamaları vardı. Evet, çok çok iddialı açıklamaları Çok iddialı vardı. Açıklamaları var. Sonra dosya kapandı. Bir hafta sonra Suudi Arabistan'a gidildi. Şimdi iki gün sonra buraya Veliaht Prens geliyor. Ve buna muhalefet şerhi yazan hakim de İşte sürgün ediliyor. Yani bu aslında, evet, bu aslında tabloyu özetliyor değil mi? Yani bir bütün bakmamızı. Herhalde reklam saati mi geldi arkadaşlar? Bunun yorumunu saat tam başında da, alalım. Bunun yorumunu lütfen saat başında alalım mı sizden Sayın Cihaner? Bu bunun... Tamamdır. Tamam, sağ olun. O zaman bir reklam arası değerli izleyenler. Saat başında Tarım Bakanlığı'nın vatandaşlara verilen, açık bir şekilde verilen desteği, işte 1, 2, 3 madde madde ücret ifşa etmesini de konuşacağız. Sayın Cihaner'e soracağız o konuyu da. Şimdi reklam. Devam ediyor yayınımız. Son safayı da kapatalım bu meselede. Sonra, daha sonra bu İzmir'de konuşan üreticilerin açıklamalarına yanıt veren, ama onların aldıkları destek primleriyle, desteklerle bunu açıklayan bakanlığı konuşacağız. Ve o toplantının perde arkasını biraz konuşacağız. Evet Sayın Cihaner, tam da söz etmiştik Kaşıkçı davasında muhalefet eden hakimin sürülmesi ve iki gün sonra da azmettirici olarak değerlendirilen Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın Türkiye'ye gelmesi. Sadece bu meseleden bile baksak neyin ne için olduğu aslında biraz belli gibi. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Son, bu konuya ilişkin son yorumunuzu almış olalım. Buyurun.
Yani bunu belki de Türkiye'ye gelecek Veliaht Prens'e bir jest olarak yapılmış olması bile belki tartışılabilir. Çünkü bir hukukçu arkadaşımın deyimiyle bu kadar tesadüf ancak delil olur. Çünkü gerçekten buna benzer çok şeyler yaşadı Türkiye. İşte Brunson olayından tutun, işte Deniz'de bir haksızlığa uğramış olmak, Deniz Yücel olayı gibi yargıya ilişkin çok üstten söylenen ve görünüşte yargı bağımsızlığını savunuyormuş gibi görünen ama sonrasında tam tersinin yapıldığı bir sürü olayı yaşadı Türkiye. Burada da böyle bir şeyi düşünmek herhalde bir komplo teorisi olmayacaktır. Benzer yaşanan şeylerle birlikte değerlendirildiği zaman tabii bizim ilgimiz dediğim gibi daha çok siyasi ve ceza davaları üzerine gidiyor ama Türkiye'de yargıyı büsbütün olarak elden geçirilmesini, yeniden inşa edilmesini gerektirecek çok şey yaşandı. Başlı başına Fethullahçı yapılanmanın AKP tarafından yargıya yerleştirilmesi döneminde yaşanan travmadan tutun. Bizatihi iktidara yakın kalemler arasında işte bir Pelikan İstanbul grubu tartışmasının yargıda uzantısı olduğu söyleniyor ve bu iddialar orada duruyor. Evet. Bakın yargıyla ilgili şöyle bir şey kabul edilir. Uluslararası belgelerde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında ve Anayasa Mahkemesi kararlarında yargının tarafsız ve bağımsız olması yetmez gerçekte. Hem öyle olacak hem de tarafsız ve bağımsızlığı üzerine gölge düşürecek görünüşte de bir şüphenin olmaması lazım. Yani gerçekte uygun karar verilmiş olsa bile buna dair bir kaygı varsa yurttaşlarda bu bile yargı bağımsız ve tarafsızlığını ortadan kaldıracak şey. Siz şimdi yargıda yok hak yolcular mı, menzilciler mi, işte hangi bakan gelirse hangi cemaatin ağırlığı artacak tartışmasının yapıldığı bir yargı sürecini inşa etmişsiniz. Burada tekrar muhalefete de bir şey söylemek lazım. Gerçekten Türkiye'nin dönüşünün, geçiş sürecinin belki de en önemli ayağı olmak durumunda yargı. Onun için bu yaşananları, olumsuz yaşananları bir ders olarak ortaya koyup Türkiye'nin bir daha böyle şeyler yaşamayacağı, hakim savcıların verdikleri karardan dolayı acaba bu kararı verirsem, bu oyumu bu yönde kullanırsam şuraya sürülür müyüm kaygısı yaşamayacağı bir yargıyı inşa etmemiz lazım. Çok önemli bir şeyden bitireyim. Söz ettiniz. Evet. Kararların uygun, hukuka uygun olmasında ötesinde şüphe bile uyandırmamasıdır esas mesele diyorsunuz. Ama işte tabii ki biz de görüyoruz biraz önce siz de söylediniz. Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan isimler bakanlığa atanıyor. Ya da kapatılması, kararların tanınmadığı söyleniyor. Böyle bir durum var. Verdiğiniz örnek çok hakikaten açıklayıcı oldu. Şimdi tarım başlığına geçelim. Bu konu önemli. Hafta sonu, şimdi konuğumu da hemen davet edeyim. CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis bizimle birlikte. Hamdi Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu katıldı toplantıda. Pek çok üretici çıktı, derdini anlattı. Hakikaten insanın içini yakan açıklamalardı onlar. İşte doğum yapmış ineğimi satmaya götürüyorum diyen, her konuda artık senet imzalamak zorunda kalıyoruz diyen, biz battık, bittik diyerek isyan ettiler, dertlerini anlattılar orada. Sonrasında evet. Tarım Bakanlığı'ndan da işte bir açıklama geldi. Birinci konuşmacı, ikinci konuşmacı, hatta onu da Hasan ekrana yansıtabilirsen, üçüncü konuşmacı, işte şu kadar süt teşviği, şu kadar destek verilmiştir diye böyle ayrıntılı bir şekilde paylaşım yapıldı. Biz o kısmı Sayın Cihaner'e soracağız. Yani bu paylaşım ne anlam ifade ediyor diye. Ama sizden bir o toplantıyı bir dinleyebilir miyiz? Hem de üretici İzmir'de, Ödemiş'te ne gibi sıkıntılar yaşıyorlar? Aslında kendilerini çok güzel ifade etmişlerdi ama o ortam nasıl oluştu ve özetle ne yaşıyor üretici? Sizden bir dinleyelim. Şimdi Ödemiş'teki tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz çok zor durumda. Özellikle bu son süreçte mazottaki, elektrikteki, yemdeki, tohumdaki, tarımsal ilaçlardaki bir takım girdi maliyetlerinin adeta 3'e 5'e katlanarak artması tarımı daha da zorlaştırmıştır. Tabii bu tarımdaki zorlaşma özellikle süt ve et üretimini de
ciddi anlamda etkilemektedir. Bu maliyetlerle bu üreticilerin ayakta kalması çok zordur. Benim buradaki bu Sayın Genel Başkanımızın da katılımıyla Cuma günü gerçekleştirdiğimiz tarım buluşmasının da amacı Türkiye tarımındaki, Türkiye'deki hayvancılığın yaşadığı sıkıntıları en üst seviyede dile getirmektir. Biz buna yapmak için bunu planladık. Oradaki konuşmacılarımızın parti üyeliğine bakmadık. Yani bir parti çalışması değildi. Salonda bir parti bayrağı dahi asmadık. Çünkü istiyoruz ki tarım ve hayvancılık insan sağlığı açısından, insanın hayatını devam ettirmesi açısından son derece önemli bir konu. Bu önemli konuda partinin bir üst çalışması şeklinde okundu ve orada parti üyesi olmayan arkadaşlarımız söz aldılar, konuştular. Konuşmacılar salonda belirlendi. Önceden herhangi bir çalışmamız kesinlikle söz konusu değildir. Oradaki çalışan, konuşan arkadaşlarımızın tamamı tarımcıdır, çiftçilikle uğraşır ve hayvancılıkla uğraşır. Yaşadıkları sorunları birebir dile getirdiler. Çünkü işin içinde onlar var. Biz de zaten onların, o beş arkadaşımızın, beş kardeşimizin orada mikrofon vererek tarımdaki en bu üretimin kesimindeki insanların sözünü bir şekilde duyurmaya çalıştık. Onlar mı konuşmak burada, istediler? Onlar mı kürsüye çıktı? Tabii onlar konuşmak istediler. Salondaydı o ilgili arkadaşlar. Biz davet ettik. Bir parti çalışması değildi bu. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi kimliği öne geçmiş olan yönetimdeki meclis üyesi ya da diğer arkadaşlarımızı pek salona da girmeyin diye özellikle de rica ettik. Çünkü sadece Ödemiş Küçük Menderes'in bir Hollanda'sı olarak bilinir. Tarım ve hayvancılık sektöründe de çok ileridedir. Ciddi anlamda büyük baş, küçük baş hayvan ve yılda 3 defa ekilebilen çok verimli arazilerimiz, ovalarımız vardır. Dağlarında ayrı, ovasında ayrı, akla gelen her türlü sebze, meyve bu bölgede ciddi anlamda yetişir. Dünyanın sayılı bir ovasıdır, yani bu 3 ovasından biri olarak gösterilir Ödemiş. Ama orada tarım ve hayvancılıktaki sorunları dile getirirken biz o üreticilere bir mikrofon uzattık. Dolayısıyla buradaki söylenenler bizzat yaşananlardır zaten. Yani yaşadıklarını anlattılar bize. Orada tabii sorun şu, üretici çok sıkıntıda. Tarımda da öyle, hayvancılıkta da öyle. Şimdi hayvancılıktaki sorun çok üst boyutta. Çünkü şu anda bu Ödemiş'teki ve çevre ilçelerdeki mezbahalarda ciddi anlamda inek kesimleri başladı. Hatta bu bölgede özellikle dam kapatma diye bir tabir ortaya çıktı. Üretici artık yeterince kar edemediği ya da bakmakta zorlandığı için damındaki ne kadar, o hayvan damındaki ne kadar hayvanı varsa onu toptan mezbahaya göndermeye başladı. Bu elindeki bütün hayvanı süreçte, kesime yollamak, dam kapatmak anlamını taşıyor. Evet, dam tamam. Kapatmak bunun adı. Evet, bu bölgede bu fazlasıyla yaşanmaya başladı. Bu önümüzdeki süreçte ciddi bir gıda krizinin de habercisidir. Çünkü bir ineğin verimli hale gelebilmesi için en az 3-4 yıla ihtiyacımız var. Siz eğer inek keserseniz 3-4 yıl üretimden düşeceksiniz, sütten düşeceksiniz ve onu tekrar o duran üretimi tekrar harekete geçirmek için de en az 3-4 sene ihtiyacımız var. Bu ülkemiz için de çok ciddi bir problemdir. Bu problemi aşabilmek için bizim hükümetten konuyla yakından ilgilenmesi ve üretimin önündeki bir takım engelleri de bir an önce konunun müdahale edilmesi gerekiyor. Konuya müdahale edilmediği sürece önümüzdeki süreçte ciddi bir gıda krizi bizi bekliyor. Evet. Bunu zaten kısmen yaşıyoruz. Buğdayda yaşıyoruz, mercimekte yaşıyoruz, ayçiçeğinde yaşıyoruz. İthale dayalı bir tarım sistemini belirledik. Ve bu ülkemizde giderek ağırlığını, ithale dayalı tarım ve hayvancılık giderek ağırlığını hissettiriyor. Bu hem bu bölge insanı için hem de ülkemiz için son derece sıkıntılı bir sürecinde içindeyiz. Hatta oradaki üreticilerimiz biz sıkıntının içindeyiz diyoruz ama onlar öldük diyorlar, yok olduk diyorlar. Tarım Bakanı
tweetini dün hep beraber ona geçeceğiz gördüm. Ama bir saniye lütfen müsaadenizle. Şimdi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bu Yeneroğlu'yla, milletvekili Yeneroğlu'yla bir polis arasındaki diyaloğa ilişkin bir açıklama yapıyor. Hemen bir kısa dinleyelim bu açıklamayı, canlı bir açıklama. Üzerine devam edelim. Şimdi Hamdi Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Zamanımız daraldı. Kendisine katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cihaner, şimdi bakanlığın bu tavrına baktığımızda, örneğin ben de yarın bir gün geçinemiyorum dediğimde, bakanlık mesela Hazine Bakanlığı ama biz sana kredi vermiştik diye bir açıklama mı yapacak? Bunu nasıl yorumluyorsunuz acaba? Yani kabul edilebilir değil. Bir kere öncelikle bizatihi bakanlığın web sitesinden kısa bir tanım okuyacağım size. Bakanlık kişisel veriyi şöyle tanımlıyor. Kişisel veri, bu kanun kapsamında kişisel veriler kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi diyor. Yani o anlamda kullanılan teşvik, alınan teşvik, kullanılan kredi, mal varlığı, bunların tamamı kişisel veri kapsamındadır. Kuşkusuz demokraside esas olan şeffaflıktır. Evet. Üstelik de bunu bir siyasi tartışma ortamında siyaseten pozisyon kazanmak için söylüyor bakan. Evet. Ayrıca yurttaşlarımızın sonradan yaptığı bir açıklama oldu. Bir, dediler ki biz açıklamamızda teşvik almadık demedik ki. Evet. Sadece bu koşullarda bu iş sürdürülemez dedik. Biraz önce Ödemiş İlçe Başkanımız çok güzel bir çerçeve çizdi aslında. Girdi fiyatlarındaki artışla artık bunun sürdürülemez olduğunu, dam kapatma diye bir kavramın literatüre girdiğini falan söyledi. Hı hı. Bakanlık eğer gerçekten böyle düşünüyorsa, hükümet, iktidar böyle düşünüyorsa, örneğin vergileri affedilen o malum iş adamlarının o bilgilerini de açıklasınlar. İş oraya geldiği zaman, örneğin Ziraat Bankası'nın batık kredileriyle ilgili bir şey sorulduğu zaman ya da X firmasıyla ilgili milyar dolarlara varan ve kamuoyunu aydınlatma yükümlülüklerinde oldukları bilgiler olduğu zaman bu kişisel veriye giriyor, ticari sıra giriyor. Ama iş kendilerini eleştiren, oldukça da haklı bir şekilde eleştiren yurttaşlarımızın bilgilerine gelince işte kişisel verilerin korunmasını kanuna aykırı bir şekilde bunu üstelik de saptırarak söylüyorlar. Niye saptırıyorlar? Çünkü yurttaşlarımız verdikleri cevapta dediler ki bu güncelleme bir yılda bir kere yapılıyor. Yani bakanlığın elindeki bilgiler belki bir yıl öncesine ilişkin bilgiler. Her şeyden önce bakanın tarıma dair ortaya koyduğu tablo Türkiye'nin gerçekleriyle hiç uyuşmuyor. Yani madem böyle bu girdi fiyatlarının işte yemdeki, gübredeki, mazottaki, elektrikteki girdi fiyatlarının artışı çiftçiye hiç mi yansımıyor? Bunun hiç mi bir anlamı yok? Yani aslında bakanlık %300'e varan çiftçinin yalan söylediğini kanıtlamaya ispatlamaya çalışıyor ama bunu da kişisel verileri deşifre ederek yapıyor. Üstelik de bunu da manipüle ederek yapıyor. Evet. Şimdi burada ideal olanı neydi? Yani bakanlığa da hani bu çağrılan çok anlamı yok biliyorum ama ideal olanı şuydu. Eğer bakan gerçekten kendisine ve elindeki verilere güveniyorsa, tarıma dair gerçekten öyle bir hayvancılığa dair toz pembe bir tablo varsa gider oraya. Hadi korumalarıyla gitsin. Genellikle öyle oluyor ya. Bir de yurttaşları kendi dinlesin. Bunu da kameralar yayınlasın bakalım. Gerçekten memnunlar mı? Bu anlamda bakanlığın açıklaması kişisel verileri kanunu, koruma kanunu ihlal etmiştir. Siyasi etiğe hiç uymamaktadır ve manipülatiftir. Yani her şeyden önce karkas et fiyatlarına dair son zamanlardaki tartışmalar, kriz, işte bundan 10-15 yıl öncesine kadar Türkiye kendisine yeten bir ülke olarak tarım ve hayvancılık anlamında dünyada sayılı ülkeler arasında geçiyorken şu anda neredeyse ithal edilmeyen tarımsal ürün kalmamış durumda. Uzmanlık evet. alanım değil ama bir yurttaş olarak hepimiz takip ediyoruz bunu. Kabul edilemez buluyorum. Peki. Çok teşekkür Doğru ederim değil, efendim. Hukuka da aykırıdır. Evet. Tamamdır. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler.